Didik Didik Freud. Freud'un ailevi ve tarihi romanı. Serol Teber ve Şenol Ayla. 10 yıl sonra tekrar. ...94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programında sizlerle beraberiz. Merhaba, ben Şenol Ayla. Merhaba, ben Serol Teber. Geçen hafta Freud'un tehlikeli konularından bahsetmiştik. Dinle nörozların paralelliklerini kurmuştu, Vatikan'dan tepki çekmişti. Bugün bunun tersine çok beğenilen, çok konuşulan, övgüler alan bir kitabına geleceğiz yavaş yavaş. Evet, Totem ve Tabu. Evet, Totem ve Tabu. Nasıl geldi bu süreç, nasıl gelişti? Biraz anlatalım. Totem ve Tabu, Freud'un, yani Thomas Mann ağzından konuşursak, Freud'un en şiirsel, en poetik, insanları, özellikle edebiyatçıları ve sanatkarları en fazla etkileyen yapıtlarından biri. Yalnız bu kitabın yazılmasının trajik bir geçmişi var diyebiliriz. Freud için de biraz üzüntülü, hem coşkulu hem üzüntülü bir geçmişi var. Birkaç cümleyle buna değinmekte ben yarar görüyorum, yerli yerine kitap otursun diye. Evet. İlk önce kitap 1912 ile 13 yıllar arasında yazılmıştır. Ama bunu yazmaya götüren nedenler 1906'larda başlar. Freud hep psikanaliz kuramını yoğun bir istekle Yahudi olmayan bir grubun eline teslim etmeye çabasındadır. Teslim etmek çabasındadır. Çünkü o da Yahudilerin diaspora yaşamındaki durumlarını bilir. Dünyanın Yahudilere bakış açısını bilir. Bir teorinin sağlam ellerde ileriye dönük uzun yıllar kalabilmesi için bunun tırnak içinde ari bir ırkın temsilcileri tarafından sahiplenilmesi gereğinin altını çizer. Bu söylediklerim Freud tarafından söylenmiş sözcüklerdir. Evet. Ve o sırada Zürih'te klasik üniversite psikiyatrisinin en büyük papslarından biri papalarından. Olan papalarından biri olan Bleuler'in Freud'un düş yorumunu ve diğer yazdıklarını önemli izlediğini duyar ve çok sevinir. O Bleuler'dir ki bugün hala yazdığı kitaplar psikiyatrinin vazgeçilmez başyapıtlarıdır. Hatta en akıllı psikiyatrlardan biridir ki onun yaşam öyküsünde şöyle küçük bir anekdot anlatayım. Bir psikiyatri kliniğinin nasıl işlediği ve psikiyatri kliniğinde yatan insanların neler yapıp neler yapmadıklarını, yani hastaları çok daha iyi tanıyabilmek için Bleuler yatağını Zürih psikiyatri kliniğindeki koğuşlardan birinin içine koymuştur ve 11 yıl yatakta, aynı o yatakta hastalarla birlikte yatıp kalkmıştır. Yani, evet, yani en akıllı psikiyatri bu durumda. Ama ondan sonra da dev yapıtı psikiyatri ders kitabını yazmıştır. Hala vazgeçilmez başyapıtlardan biridir. Bleuler'in Freud'a ilgi duymaya başlamasını işitmesi Freud'u coşturmuştur tabii. Ve ardından da onun baş asistanı Jung'dan çok övgü dolu, Gustav Jung'dan çok övgü dolu mektuplar alması Freud'u gerçekten çok heyecanlandırmıştır. Ve beklediği an gelmiştir sanki. Teorisini bir Alman psikiyatra, çok parlak bir Alman psikiyatra teslim etmek üzeredir. Jung büyük yakınlık gösterir ve 1906 yılının Nisan ayında kalkar Viyana'ya gelir. Kucaklaşırlar ve gerçekten çok parlak bir kişiliktir Jung. Çok doludur. Çok her konuda ansiklopedik derinlemesine bilgileri vardır. Görenin gözlerini kamaştırır.
Ve Freud kendin Jung'un kişiliğinde psikanaliz kurumunun veliahtını bulur ve onu emanet etmek ister. Yalnız çevresindekiler burada gene ona böyle hınzırca bir refleksten bir yanıt verirler. Ya üstad derler, dediklerin hepsi doğru, çok parlak kişi falan ama bir ne kusuru var diye Freud onları sıkıştırdığı zaman çok fazla Alman'a benziyor derler. Yani o çok fazla Alman'a benziyor esprisi aslında gerçekten bir takım şeyleri ifade etmektedir. Saç tıraşı bile Prusya subaylarına benzer Jung'un. Giyimi, kuşamı, hareketleri gerçekten de tam bir ari ırk temsilcisidir. Ve burada bu tespiti yapanlar ilerideki yıllarda yanılmadıklarını görürler. Freud öldükten sonra da Jung gidip Nazilerle neredeyse işbirliği yapıp bir ari ırk psikolojisi üzerinde radyo programları yapacak kadar yani ne diyeyim zıvanadan çıkar. Evet. Şimdi Freud'la Jung'un ilişkileri ve ortaklaşa yazışmaları, ortaklaşa bir takım yapıtlar üretmeye kalkmaları ikisinin açısından da özellikle Freud'un açısından coşku dolu yıllardır. Ama kısa zamanda Jung'un din konusunda Freud'tan çok farklı düşünmeye başladığı ortaya çıkar. Dinin vazgeçilmez bir duygu alanı olduğunun altını ısrarla çizmesi Freud'un ödün veremeyeceği bir konudur. Ayrıca cinselliğin ve Oedipus kompleksinin Freud'un vurguladığı kadar önemli olamayacağına Jung kanaat getirmeye başlamıştır. Haklıdır, haksızdır bilemiyoruz çünkü en az Freud kadar kapasiteli ve dolu bir insandır Jung da. Araları açılmaya başlar. Jung biraz daha Freud'a üstten bakmaya başlar ki aslında fizyolojik olarak da boyu Freud'dan 18 santim uzundur. Gerçek anlamda da uzundur. Ve 18 yaş daha gençtir. Bu gençliğin ve uzunluğun getirdiği avantajları da kullanaraktan Freud'a tepeden bakar. Ki Freud da kendisinden başka büyük tanımayan bir kişiliktir. Burada onun da ayrı zaafları çıkar ortaya. İkisinin arasındaki çatışma başlar. Beklenen bir şey Kesinlikle beklenen bir şeydi. Bir dünya bu kadar iki büyük deve yetmeyecek kadar da küçüktür bir yanıyla. Ve çatışma başlar, kopar. Bu kopmaya gelmeden önce bir ara verip kısa bir parça dinleyelim mi? Buena Vista Social Club'tan dinleyeceğiz. Dos Gardenias. Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerán que se dirá te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Thank you.
tu lado vivirán y se hablarán solo cuando estás conmigo. Y hasta creerán que me dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. ...94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Freud'la Jung'un ilişkilerine bakıyoruz. 1906 yılında ilk defa bireysel olarak karşılaştılar. Çok yakın oldular. 7 yıl mektuplaştılar, birbirlerini çok sevdiler ama... ...iki önemli ve ağır kişilik, iki narsist insan... Evet. ...çatışmalar başladı, orada kalmıştık. Evet, yani çok doğru söyledin. İki... narsist, yoğun narsistin karşılıklı gelmesinden ancak kavga çıkar. Çıkıyor da galiba zaten. Ne tekim ki ve ne tekim ki ikisinin arasında kavga çıkmıştır. Ayrılmışlardır birbirlerinden. Freud belli bir kuluçka döneminden, düşünme döneminden sonra 1909 yılının son gecesi arkadaşına yazdı. Yani yılbaşı gecesi oturup relatif ayrıntılı bir mektupla, ki 1 Ocak 1910'da postaya verilmiştir. Verdiği mektupta der ki, dinlerin kökeninin insanın çocukluk dönemindeki zaafların dış dünyaya yansıtılmasından başka bir şey olmadığı inancındayım. Nokta. Ferenczi söylüyor bunu galiba, evet, değil mi? Evet, yazıyor. Ondan sonraki izleyen bir yıla yakın bir süre bu konuda hiç konuşmaz. Ondan sonra tekrar arkadaşlarına küçük küçük cümlelerle ben baştan aşağı totem ve tabu kesildim der. O zaman anlarlar ki üstad yeni bir kitabın, hatta adını bile vermektedir, totem, evet, tabu üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Fakat çalışmaları istediği gibi olmaz. Ya da istediği üretkenlikte değildir. Bir süre sonra buna rağmen 1912'de Freud Totem ve Tabu'nun birinci bölümü olan Ensest Korkusu bölümünü bitirir ve Imago dergisinde yayınlanır. Ve olağanüstü bir tepki bırakır. Aslında Freud yaptıklarından memnun değildir. Beğenmez, bundan sonrakiler daha iyi olacak denir. Ama buna rağmen çok yoğun bir etnoloji, tarih, sosyoloji, kültür antropolojisi araştırmalarının sonunda, masallar, mitoloji çalışmalarının sonunda Freud gerçekten çok yoğun bir bilgi birikimiyle ensesti arar. Yani aile içi cinsel ilişkinin kökenlerine gelir. Burada en ilk toplumlardaki ilişkilerde bile iki önemli yasağın bulunduğu görülür. Bu yasaklardan birincisi, o kabile arasında, ki özellikle Avustralya kabileleri üzerindedir yoğunlaşması, ki en Neolitik dönemin de altındaki yaşam koşullarında yaşamaktadırlar. Bunların temel barınakları yoktur bu insanların. Sistematik bir dinleri yoktur en önemli olarak. İnanç sistemleri yeteri kadar sistematize değildir. Ama iki yasakları vardır. Bir, grup içinde evlenme yasaktır. Cinsel ilişki yasaktır, değil evlenme. İki, grup içinde birbirini öldürmek yasaktır. Bu iki yasağı Freud'da çok çekici gelir. Neden bir grup içinde evlenme ya da cinsel ilişki yasağı, ensest yasağı vardır. Bunu irdelediği zaman ortaya çıkan tablo, çünkü cinsel ilişki ya da cinsel duygu aslında insanları birbirine bağlayan değil, grup anlamında söylüyorum. Yani iki kişiyi tabii ki birbirine bağlayan, kadın erkek ya da
başka boyutlarda iki eşleri. Eşleri birbirine bağlayan, ama grup söz konusu olduğu zaman, çok fazla kişilik olduğu zaman cinsel ilişki parçalayıcıdır, dağıtıcıdır. Dağıtıcı bir fonksiyon görebilmektedir. Bunun için grubun güvenliğini koruyabilmek için grup içinde cinsel ilişki yasaklanır. Bütün toplumlarda böyledir. Freud'a bu şeyi veren de, düşünceyi veren de Darwin'in çalışmalarıdır. Darwin özellikle şempanzelerde ve şempanze benzeri gelişmiş maymunlarda yaptığı gözlemlerde sürüde bir tek erkeğin bulunduğunu, bunun yanında 8-10 arasında dişinin olduğunu ve erkeğin hiçbir şekilde ne oğullarından kendi sürü içinde yetişmiş genç erkek yavruların ne de dışarıdan gelenlerin dişilerle ilişki kurmasına müsaade etmez. Aynen yani bir tür maymun haremi oluşturduklarını Darwin yazmıştır. Freud Darwin'i çok önemser. Yani Darwin yanlış yazmaz diye bir neredeyse şey vardır ki bugün Darwin'in yazdıkları gerçekten uzun çekim televizyon kameralarla doğrulanmaktadır. Erkek maymun güçlü olduğu sürece dışarıdan hiçbir erkeğin içeri girmesini, sürünün içine girmesine müsaade etmez ve kendi çocuklarını da dişilerle ilişki kurmalarına olanak tanımaz. Onları sürüden dışarı kovalar. Yani egzogami, ensest ilişkisi maymun sürülerinde de ilk toplumlarda da benzer şekillerde gelişmiştir. Peki buradan kendisine Freud nasıl bir yorum yapar? Kendi Oidipus kompleksine doğru nasıl bir adım atar? Ona gelmeden önce tekrar bir parça dinleyelim. Peki. Cesaria Evora'dan dinliyoruz. Isolada. Conchão mulata que tá viva fechada, isolada num gaiola cor de prata. Ela tem pra companhia noite e luz de dia. Ela é fins de sofrimento, uma tormenta. Tá com seu mulata que tá viva fechada, isolada num gaiola cor de prata. Ela tem pra companhia noite e luz de dia. Ela é fins de sofrimento, tormento. Já pedi no Senhor verdamoas em flor que pão voar até que el mulatinha pão vá tirar de cedo. Minha felicidade já pedi no Senhor vendamos em flor que vão voar
até que el mulatinha va, va tirar e se dor. Minha felicidade. En flor que van voar a ti que el mulatinha va, va tirar de cedo. Damoas e flor que vão voar até que el mulatinha vá, vá tirar de cedo. Verdade, minha felicidade. 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Freud'un maymunlara ve Darwin'in yazdıklarına bakarak yola çıkışını ve üstüne bir şeyler inşa etmesini konuşuyorduk. Evet. Evet, burada Freud bir baba metaforu oluşturur. Otoriter baba ve otoriter baba karşısındaki genç çocukların tavrı, ki bu insan toplumunda Freud ya da Freud'un günlük psikoterapi çalışmalarında karşılaştığı otoriter babayla çok birbirlerine paralellikler gösterir ya da tanrı babayla birbirine paralellikler gösterir. Aynı zamanda da tam bu zamana denk düşer bir şekilde Girit'te kazılar yapılmaktadır o sırada ve Girit'te gazete haberlerinde bir Zeus'un atası ya da ön Zeus diyebileceğimiz bir boğa başı bulunmuştur. İlk tanrı. Ve Freud hemen bunu arkadaşına yazmakta gecikmez. Dostum der, görüyor musun, Zeus'un öncülü bir boğaydı. O sonra insan şeklinde Zeus'a dönüştürüldü ve daha ileriki yıllarda da daha ideal bir tanrı olarak gökyüzüne çıkarılıp tanrı babaya dönüştürüldü. Aslında tanrı babayının en ilk tipi bir boğaydı. Minos. Evet. Bahsettikleri de Knossos Sarayı'nda labirentte bulunan Minos'tur, değil mi? Evet. Peki bu süreç nasıl olmuştur da burada küçük bir mitoloji alıntıya yer vermek belki gerekebilecek. Burada antik Grek mitolojisi bunlara çok güzel yanıt verir. Uranus, Kronos ve Gaia üçlüsü vardır burada. Gaia anne, Uranus gökyüzü, gökyüzü baba.
bu ikisi arasında zaman zaman kavgalar çıktığı zaman Gaia anne oğlu Kronos'a der ki git babanın cinsel organlarını kes ve denize at. Kronos da babasının annesinin bu sözüne uyar gider babasının cinsel organlarını kesip denize atar. Yani babayı kastre ederekten güçsüzleştirir. Kendisi de Olimpos'a oturur. Kendisi Olimpos'a oturur ama huzur içinde değildir. Her zaman için çocukları oğlu tarafından kendisi de aynı biçimde kastre edilerekten güçsüzleştirip yerinden atılacağını söyler ve inanır. Ve dolayısıyla bütün çocuklarını yutmaya başlar, yemeye başlar. Ama karısı Zeus'u Girit'te, söylencelere göre bu tabii, Girit'te bir mağaranın içinde gizler ve tabii mitolojinin devamını kanunları tahmini, yanlış kanunları çıkmaz. Yanlış çıkmaz ve işler. Zeus da babasını aynı şekilde Kronos'u öldürüp tanrı baba olaraktan Olympus'a oturur. Böyle bir metaforu Freud bize anımsatır. Maymun sürülerinde sonraki ilk insan topluluklarında, ilk toplumluklarında da Freud bir gene baba metaforu bize çizer. Burada oğullar bu despot babanın despotluğundan ve kendilerini sürünün dışına atmak tehdidinden ve de anneleriyle ya da sürünün dişileriyle cinsel ilişki kurma istemlerinden artık belli bir noktaya geldikten sonra kendi aralarında örgütlenirler ve babayı öldürüp yönetimi ele geçirmek isterler. Ve bu babayı öldürme aktı, eylemi gerçekleştikten sonra ki bu teoloji kitaplarında, din kitaplarında da vardır bir yerde anlamda. Yani oğulların babadan intikam almaları ama babayı öldürürler fakat bu sefer kadınları ya da dişileri paylaşmakta kendi aralarında kavgaya düşerler. O zaman bütün grubun içinden cinsel ilişki yapılma yasağı konur. Külliyen yasaklanır. Bundan kurtulmak için külliyen yasaklanır. Ama babayla olan hesaplaşma, psikolojik hesaplaşma bir türlü bitmez. Bir süre sonra babayı yücelterekten tapınmaya başlanır. Baba tapıncı böyle bir yol izler. İlk önce öldürürler. Ondan sonra tapınmaya, makul bir zaman dilimi geçtikten sonra tapınırlar. Hatta burada babanın tapıncını somutlaştırmak için totem olarak kullandıkları ya da totem olarak inandıkları hayvanın etini belli dönemlerde yiyerekten bu babanın etini yemek hem babayı öldürme coşkusunu tazelemek, biz bu işi zaferi becerdik, hem de babanın etini yiyerekten babadan gelecek gücü de kendi içlerine katmak isterler. İçselleştirmek isterler. Babayı içselleştirmek isterler. Atayı içselleştirmek şey vardır. Ki bu bizim bugün gördüğümüz kurban bayramlarında kurban eti yenmenin temelinde yatan aslındaki uzun evrim zinciri buralara kadar uzanmaktadır. Peki benim bunu biraz anlayabilmem için bir parça dinleyelim. Peki. Ondan sonra tekrar geriye dönelim. Peki. Tekrar Cesare Evora'dan dinleyeceğiz. Hardum Prometido. Esver e bonou, já nos espera teu, no jardim florido, beira da correr. Valdi pão e prova de fertilidade, ó nuva fecunda, tá derramando-se amor, água tá caindo. Esperança a brotar.
otrora, quando eramo mansa di ouro, pronta a dar chuva zanga e que era de bonança, os transformar numa história sabe do vir. Manos vontade, esperança é maior. Aquele jardim na nos sonho cá morrer, força de perseverança ainda tá cultivar. Cá verde ver na nos coração, nos terra a vertejar, de nos mãos cheio de amor, sem nos esperar. Pes dia grande, onde cada filho dá tempo se parte virgem. Não crê viver num terra da amizade, da desenvolver na mente felicidade, num jardim prometido da flor. Cheio de paz. Jardim na nos sonho cá morrer, força de perseverança ainda tá cultivar. Cá verde verde na nos coração, nos terra a vertejar, de nos mãos cheio de amor, sem nos esperar. Fez dia grande, onde cada filho já tem seu par de verdim. Não crê viver num terra da amizade, tá desenvolver na mente felicidade, num jardim prometido da flor. Cheio de paz. 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Serol Teber ve ben Şenol Ayla. Babayı öldürdük. Yani şöyle yaptık. Baba figürü var. Kuvvetli bir erkek figürü. Doğru anladım mı diye anlatıyorum. Bunu evlatları öldürüp onun yerine geçmeye çalışıyorlar. Ve daha sonrasında da bunun belki de suçluluk duygusuyla beraber onu toteme dönüştürüyorlar. Evet. Baba ölünce geriye kalan dişiler paylaşılamadığı için de o topluluk ya da o ev içinde aynı ortam içindeki dişilerle ilişkiye yasak getiriliyor. Evet. Bu da ensest yasağını açıklıyor. Evet. Diğer yandan totem haline getirilmiş bir babayla da totem olarak kullanılan hayvanın kurban edilip yenilmesi yoluyla bir babayı içselleştirme, yeme ve onun gücüne kavuşma arzusu var. Evet.
Doğru mu? Tamam. evet. Totem yemeği dediğimiz şey bu aslında. Yani aslında kurban yemekleri, kurban eti günümüzdeki ne kadar uzanan boyutuyla aslında bir totem yemeği. Kesinlikle. Kesinlikle bir totem yemeği. Aslında bizim arada bir oturup kafayı çekmemiz de totem yemeği. Bir öyle araya, değil mi? Bir araya gelip hep birlikte yemek ayinsel yemek, bir şey. Ayinsel bir, törensel bir şey. Yani bir tür bizim ritüelimiz, belki din dışı ikonlaştırdığımız bazı şeyleri konuştuğumuz bir tür ritüel. Evet, doğru. Bunu hiç düşünmemiştim. Bir yerde de duymadım. Bu senin tanımlaman sanırım. Yani şimdi böyle spontan çıktı, bilmiyorum. Umarım şeydir, çok yanlış. Doğru görünüyor. Çok yanlış diyor, değildir. Çünkü şuradan şöyle bir şey yapayım. Freud'un alıntıladığı var. Arap Yarımadası'nda Bedevi topluluklarda, yani İslam öncesi Bedevi topluluklarda şaşmaz bir gelenek var. İki kişi ya da bir grup, iki grup birbirleriyle karşılaştıkları zaman birbirlerini öldürmemeleri için oturup ortak yemek yemeleri lazım. Ortak yemek yerler ise makul bir zaman dilimi içinde birbirlerine karşı bir kötülük yapmayacaklarının güvencesini vermişler demek. En azından yemek bitene kadar. Hayır, en azından yemek bitene kadar değil. Esprisi, yani evet. Çok hoş bir tradisyon. Yani binlerce yıllık bir tradisyon. Yemek yenip bittikten sonra yemek vücuttan çıkana kadar, hazmedilene kadar. Hı hı. Yani bunu 6-7 saatte birlik bir zaman dilimi için düşünürsek, yemek yenip de yatıldığı zaman sabaha kadar herkes rahat bir uyku uyuyabilir. Sabahleyin tekrardan ayılıp istedikleri yerlere gidebilirler, evet, güvence içinde. Ya da buna getirilen koşul yemeği tekrarlamak. Yani tekrardan oturup da ertesi günü de bir yemek yerlerse bunların dostlukları daha uzun süreli olur. Kalıcı olur. Yani ne diyelim, bugün Hristiyanlık dininde en az pazar günleri kiliseye gidip de dua eden, birlikte olan cemaatin birbirleriyle bir relatif güvence içinde olmaları ya da günde 5 vakit namaz kılan insanların aynı cemaat içinde birbirlerine daha güvenli duygular beslemelerinin bir tür garantisi oluyor. Yani 5 kere bir araya gelip de aynı Tanrı'ya tapınıldığı zaman o insanlar birbirleriyle de yakın ilişkiler içinde olduklarını birbirlerine kanıtlıyorlar en azından. Haziran sonunda İstanbul'da yapılan NATO toplantısından sonra yenen yemeği böyle görebiliyor muyuz? Görmek istiyor muyuz? Biraz korkuyorum. Peki oradan çıkalım o zaman. İtiraf edeyim, korkuyorum. Yemeklere yani, başka bir gözle baktım yani, şimdi. Bush olmasaydı belki ama şey yapamıyorum. Çok da güvenmemek lazım. Çok hiç güvenemiyorum. Totem yemeklerine. Evet. Peki şimdi bir parça daha dinleyelim. Ondan sonra devam edeceğiz kaldığımız yerden. Marisa Monte ile Cesaria Vora birlikte söylüyorlar. E doce morer nomar. Doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. A noite que ele não veio foi de tristeza pra mim. Saveiro voltou sozinho. Triste noite foi pra mim. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar.
saveiro partiu de noite foi. Madrugada não voltou. O marinheiro bonito. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Nas ondas verdes do mar, meu bem, ele se foi afogar. Fez sua cama de novo no colo de Iemanjá. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. ...94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Mitolojinin görüyoruz ki aslında birçok şeyi çok güzel açıkladığı noktalar var. Psikanalizin gelişmesine de çok büyük katkısı olmuş. Örneğin Dionysos törenlerine bakacak olursak, Dionysos Titanlar tarafından öldürülmüş, sonra da parçalanarak yenmiş. Bu benzeri bir şey görüyoruz burada da, değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle Dionysos şölenleri işte babayı öldürme yasının festival haline dönüşmüş şekli, şarap içme törenlerine dönüşmüş şekli. Düzenli orada, aralarla da tekrarlanıyor. Düzenli aralarla da tekrarlanıyor ve orada o törenler sırasında bütün yıl boyunca sürmüş yasaklar adeta abartılmış biçimde çiğnenerekten şenlik halini alıyor. Daha ilerideki yıllarda da Dionysos şölenlerinin ne diyeyim bir kötü kopyası Satürn şenlikleri şeklinde şeyde Roma'da devam etmeye çalışıyor. Hep bu babayı öldürme törenlerinin ve acılarının ifadesi şeklinde. Sonra Hristiyan dininde Freud'un gene Totem ve Tabu'da altını çizdiği bu babayı öldürme suçunu oğullardan biri İsa üstleniyor ve kendini bütün insanlık adına kurban ediyor. Ve dolayısıyla arkadan gelen diğer insanları kurtarmaya çalışıyor. Ve ondan sonra da İsa kendi etini, örneğin son akşam yemeğinde meşhur ünlü sözüdür, ekmek benim etimdir, şarap benim kanımdır diye son akşam yemeğinde arkadaşlarına söylediği bir sözdür. O günden bu yana da diyelim Hristiyan dininde törensel kilise törenlerinde ekmek ya da ekmeği sembolize eden küçük ekmek parçacıkları İsa'nın eti olarak verilir, dağıtılır. Şarap da İsa'nın kanı olarak içirilir. Ama bu bütün dinlerde böyle gitmez. Bazı dinler
bu kadar semboliğe gitmeyip bu kadar estetize olmamışlardır. Hala sokakta bağırta bağırta koyun keserler ve onu sokak ortasında parçalayıp neredeyse yemeye kalkarlar. Yani böyleleri de var. Daha sonra da zaten Hristiyan teolojisine babayı öldürme yasağı, öldürmeyeceksin emriyle beraber giriyor. Evet, şekil değiştiriyor evet, bayağı. Şekil değiştiriyor. Burada tabii İsa'nın demeyelim de İsa'yı izleyen teologların getirdiği inceltmeler var. Estetize etmeler var. Zarifleştirmeler, kabul yani pek çok kişi tarafından kabul edilir hale getirilmeler var. Üzerinde çok çalışılmış bir teoloji. Totem ve tabu nasıl tepkiler aldı yayınlandıktan sonra? Ya bunu çeşitli konularda iki bölümde söylemek lazım. Bir, sanatkarlar arasında bombast bir tepki aldı. Çok olumlu tepki aldı. Gene Freud'un çok yakını ve çok seven Thomas Mann alkışlarla, örneğin Thomas Mann alkışlarla karşıladı. Ve hemen ardından Thomas Mann oradaki ensest konusunu içeren bir seçilmiş ya da seçilen diye bir romanı var. Ki bu roman Türkçe'ye çevrilmiştir. Okunabilinir. İki kardeş arasındaki aşkı anlatır. Tabii Ortodoks Kilisesi ve Jung'un yakınları yapıta karşı oldukça ters tavırlar aldılar. Büyük eleştiriler getirdiler. Ama işte 100 yıla yakın oluyor yayınlanalı. 90 sene oluyor. Totem Tabu hala elden düşmeyen başyapıtlardan biridir. Tabii ki pek çok bölümü aşılmıştır. Yeni bilgilerle zenginleşmiştir. Bazı orada söylenenlerin eskidiği söz konusudur. Ama temel mantık, baba metaforu, oğulların babaya baş kaldırmaları, babayı alt etmeleri, babayı ekarte edip ama sonradan ona tapınmaları metaforu, söylencesi bugün hala ve bu yoldan da Oidipus kompleksinin daha belirgin olarak altının çizilmesi hala güncelliğini, en azından benim görüşümde bir kültür dünyasındaki güncelliğini korumaktadır. Evet, Totem ve Tabu hala kitaplıklarda ve kitapçılarda evet, yerini buluyor, tartışılıyor. Yani okumadan edemediğimiz başyapıtlardan biri herhalde. Okumak zorunda olduğumuz evet, hatta belki de. Evet. Bugünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir parçayla elveda ediyoruz sizlere. Madre Deus'un Alfa albümünden Fado'yu dinleyeceğiz şimdi.
Didik Didik Freud. Freud'un ailevi ve tarihi romanı. Serol Teber ve Şenol Ayla. 10 yıl sonra tekrar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.